Bugün sizler için inceleyeceğimiz otomobil Peugeot'un hafif ticari aracı Partner Tefe. Safkan ticari model Partner Van olarak satılırken konuğumuz olan koltuklu versiyon Partner Tefe olarak isimlendiriliyor. İlk kez 90'lı yılların ortasında tanıtılan Partner modeli 2008 yılında ikinci nesliyle aramıza katıldı. 2015 yılında küçük bir makyaj operasyonuna tabi tutulan araç, en büyük rakipleri Fiat Doblo ve Ford Connect'ten pazar payı alma hedefinde. Aracın ön bölümünde eski Partner tasarımına modern Peugeot öğeleri monte edilmeye çalışılmış. Farlar da elden geçirilmiş. Tamponun köşelerine ise LED gündüz farları konumlandırılmış. Araç yandan incelendiğinde yüksek yapısı belirgin şekilde görülüyor. Bunun yanında siyah tavan rayları da unutulmamış. Ayrıca yan görünüm makyajda değişmemiş. Makyajla değişmeyen bir diğer kısımsa arka tasarım. Düz inen büyük bagaj kapağı özellikle kapatırken bir hayli kas gücü istiyor. Stopların iç tasarımı ise elden geçirilmiş ve güncellenmiş. Partner'ı yakından tanıyanlar iç mekana geçtiklerinde öncelikle ne değişmiş sorusunu soracaklardır. Hemen cevap verelim. Orta konsol dışında her şey tıpatıp eski modelle aynı. Orta konsoldaki farklılığı yaratansa Peugeot'un binek modellerinde kullandığı SMIC ekran oluyor. 7 inçlik bu ekran baz donanımda opsiyonel, orta donanımdan itibarense standart olarak sunuluyor. Ekranın işlevlerini incelersek, ekran mirror screen özelliğiyle cep telefonunuzun ekranını direkt yansıtmanıza olanak sağlıyor. Bunun yanında Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri de mevcut. Navigasyon ise opsiyonel olarak sunuluyor. Ekranın dokunma hassasiyeti ise çok başarılı değil. Partner Tefe 2728 mm'lik aks aralığına sahip. Bu sayede önde ve arkada oturanlara bolca diz mesafesi sunuyor. Allure donanım seviyesinde standart olan ön koltuk arkasındaki masalar pratikliği artırıyor. Keza aynı donanımla birlikte birbirinden bağımsız katlanabilen veya sökülebilen arka koltuklara sahip olunabiliyor. Ancak arka camların kelebek şeklinde açılması artık bu sınıf için kabul edilebilir bir donanım değil. Partner Tefe 675 litrelik bagaj hacmine sahip. Arka koltuklar yatırıldığındaysa bu hacim 2650 litreye kadar yükseliyor. Aracın taşıma kapasitesi ise 737 kilogram. Tüm Peugeot ailesi E-HDI ya da Blue HDI dizel motorlarla satılırken
Partner modelinde Euro 5 emisyon normuna uygun klasik bir HDI ünite görev yapıyor. 1.6 litre hacmindeki bu motor 3600 devirde 115 beygir güç, 1500 devirden itibaren ise 240 Nm tork üretiyor. Motorun torku Overboost fonksiyonuyla anlık olarak 270 Nm'ye yükselebiliyor. Partner Tepe, fabrika verilerine göre sıfırdan saatte 100 km hıza 12.3 saniyede ulaşıyor. Motorun alt devirleri canlı ancak vites oranları uzun tutulmuş. Bu sayede ekonomik olması hedeflenmiş. Bizim test ortalamamız 6.1 litre olarak gerçekleşti. Uzun yolda 6. vites kademesi aransa da 5.5 litre civarında ortalama yakalamak mümkün. Aracın ön süspansiyonu MacPherson, arka ise helezon yay, yarı esnek travers ve viraj denge çubuğu kombinasyonundan oluşuyor. Sistemin konfor düzeyi binek otomobilleri aratmayacak kadar başarılı. Ancak kasis geçişlerinde arkada hafif de olsa bir zıplama yaşanabiliyor. Yol tutuş güven veriyor. Ancak partnerdan bu konuda binek otomobil performansı beklenmemeli. Çok zorlandığında araç önden kayıyor. Direksiyonsa hissiz. ESP sistemi tüm donanım seviyelerinde standart. Partner gibi koltuklu ve arka camları olan araçlar ticari kullanımdan çok kalabalık ailelerin tercihi oluyor. Zaten üreticiler de bu modelleri bu sebeple daha konforlu geliştiriyorlar. Partner Tepe, donanımları ve sunduğu konforla bu ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Ancak Partner'ın rakipleri de bu alanda çok güçlü ve onlarla baş etmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Keyifli sürüşler.